günlerde en çok tartışılan konulardan birisi Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan ifadeler üzerinden 9 yaşındaki kız çocuklarına da buluğ çağına erdikten sonra 9 yaşındaki kız çocuklarının da evlenebileceği yönündeki beyanları olmuştu. Bunun açığa çıkmasından sonra kadın örgütlerinin gösterdiği mücadeleler, ülkede çok büyük bir infialin oluşması, kadınların tepkileri sonrasında her ne kadar Diyanet İşleri geri adım atmış ve evlilik yaşının kız çocuklar için 17 olarak belirlenmesi noktasındaki ısrarlarını ifade etmişse de aslında gelinen noktada çok açık olarak görülüyor ki bu tek bir söylemle geçiştirilecek bir şey değil. 17 yaşın ifade edilmesiyle de geçiştirilecek bir şey değil. Çünkü iktidarın her türlü kadınlara yönelik söylemlerinden ve kadınlara yönelik şiddetten, tacizden, tecavüzden, küçük çocuklara yönelik olan şiddet, taciz ve tecavüze karşı kesin caydırıcı önlemlerin alınmaması ve bu yolda iktidarın en tepesindekilerinin bile çok ileriden sözler söylememesi sonucunda aslında gündem her gün her gün hem kadına şiddet olarak hem çocuk yaşta kız çocuklarının evlendirilmesinin gündem edilmesi olarak devam ediyor. Hemen arkasından zaten hani beden eğitimi meselesini ondan önce belki duymuştuk. Beden eğitiminde eşofman giyen çocukların öğretmenlerin erkekleri tahrik edeceğine dair söylemleri. Onun arkasından yine sanırım Diyarbakır'daydı bir öğretmenin yine çocuklarla ilgili çocuğa tacizle ilgili suçlanmasının arkasından siz mahkemede yargılamayın, bu mahkemelerde yargılanmak istemiyorum, beni şeriat mahkemelerinde yargılayın demesini hatırlıyoruz. Aslında bütün bunlar hani erkeklere ve bu yönde kafası böyle çalışan erkeklere cesaret vermeye devam ediyor. Şimdi aslında şunu sormak istiyorum. Diyanet bugüne kadar bu tür konularda fetva verirken acaba bu memlekette hırsızlık, arsızlık bu kadar yükselmişken bir fetvası var mı? Ya da niye bu kadar gündemi olmuyor? Ya da işte kadına yönelik şiddet bu kadar artmışken niçin kadına el kalkmaz diye bir fetva verme ve bunu yaygınlaştırma yoluna gitmiyor. Bütün bunların aslında fetva ile olmayacağını da bilincindeyiz. Ben sadece bir yönüne dikkat çekmek için söylüyorum bunu. Yoksa biz Diyanet'ten fetva beklemiyoruz bu konuda. Asıl olarak bir hukuk devletindeysek eğer tartışmalı ama bir hukuk devletindeysek, bir şeriat devleti olarak yönetilmiyorsak hukukun kurallarına uygun olarak açıklamalar yapılması, şer'i hükümlere göre yapılan açıklamalar değil, hukuka göre yapılan açıklamaların geçerli olması gerekiyor. Bu konuda Bekir Bozdağ'ın yapmış olduğu açıklamada son derece talihsiz ve aslında gerçek niyetlerini açığa vuran bir açıklamadır. Tabii ki Diyanet şer'i hükümlere göre, Allah'ın hükümlerine göre karar verecektir sözü aslında Türkiye'de Diyanet'in şer'i hükümlere göre karar verirken peki bunu uygulayacak olan kimdir dediğimizde bu halka bu uygulanacaktır anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Diyanet'in açıklamasının üzerine tuz biber eken ve ondan daha feci olan açıklama Bekir Bozdağ'ın açıklamasıdır. Şununla bitirmek isterim. Ne kadınlar ne de bu ülkenin ilerici demokrat, emekten, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan örgütleri, çevreleri ne de kadınlar bu tür hem çocuk tacizini kışkırtan, yol veren, hem kadına yönelik taciz, tecavüzü kışkırtan, yol veren açıklamalara, uygulamalara boyun eğmeyecektir. Zaten böyle olmayacağını da mücadelesiyle göstermektedir. Bunlar her seferinde bir yol deniyorlar. Açıklamalar yapıyorlar ama açıklamaları tepki aldıktan sonra arkasından dolanarak biz öyle demek istememiştik diyorlar ama aslında söylemek istedikleri tam da o. Biz de bu tam da o söylenene karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.